Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, münafığın işareti üç şeydir. Münafık üç şeyden tanınır. Bir, konuştuğu zaman yalan konuşur. İki, söz verince sözünde durmaz. Üç, emanete hainlik yapar. Emaneti çarçur eder. Bu hadis çok meşhurdur. Hani bazı sözlerin tercümesinde farklılık olma ihtimali olur. Bir sözü tercüme ederken Arapçadan Türkçe'ye cümle yapısı değişebilir, ama bu söz, bu hadis-i şerif kısa üç cümleden oluştuğu için bunu hangisi insan tercüme ederse etsin, hangi dile tercüme edilirse edilsin bozulacak hali yok. Yalan, sözde durmamak, emanete hıyanet etmek. Üç şey sayıyor. Sonra da bunlar çölde bulunan bir bitki çeşididir. Kar yağarken kar arasındaki moleküllerde bunlar vardır gibi böyle anlaşılmayacak yoğun bir kelime de kullanmıyor. Münafığın işareti üç şeydir diyor. Münafık şudur demiyor. Münafığın işareti, münafığı tanıma simgesi üç şeydir. Yalan, sözünde durmamak, hainlik yapmak. Bu hadis-i şerifi kim duydu kim duymadı diye bir anket yapılsa 15 yaşında çocuklar bile 100 defa duymuşlardır bu hadis-i şerifi. Ama kardeşler, eğer bu hadis-i şerifi biz 10 defa 100 defa duyduğumuz halde, hatta bir defa bile duymuşsak yalan konuşurken eyvah münafıklık riski taşımaya başladım demiyorsak, verdiğin sözde durmazken, olur dediğin şeye yok dediğin bir sahnede eyvah bu Abdullah İbni Sebe yolunda ilerlediğimi gösteriyor diye risk taşıdığını, ağır bir kanser mikrobunun imanına bulaşmak üzere olduğunu hatırlamıyorsan, bir emanete, ki emanet, biz tatile gidiyoruz, bilezikler sizde kalsın, hırsız eve girer diye emanet, sadece o değil, sana bir söz söylendi, sen o sözün sahibi, o meclisten gitmeden 10 kişiye yaydın onu, hainsin. Üçte bir münafıklık geri taşıyorsun sen. Para emanet edildi, 3 gün sende dursun dedi, 3 günlüğünü fırsat bilip kullandın parayı, sonra veririm diye. Halbuki emanete tutulmazdı. Vakıf görevlisisin, sana vakıf emanet edildi, vakfı çarçur ettin. Muallimsin, sana çocuk emanet edildi, çocuğa ders vermen gereken saatte cep telefonuyla konuştun. Hainsin. Hainsin. Üçte bir münafıklık mikrobu taşıyorsun. Söz verdin. Söz vermiş değil. Üstelik de söz verdiğin insan hesap sorarken onu azarlıyorsun da çatladın mı, kaçtık mı diyorsun. Sana da Resulullah münafık